Merhabalar, Ömür Törpüsü programına hoş geldiniz. Ben Ömür Özdemir. Bugün yanımda Türk pop müziğinin en eğlenceli şarkılarını yapan, aynı zamanda da benim çok sevdiğim bir arkadaşım Atilla Taş var. Hoş geldin Atilla. Hoş bulduk Ömürcüğüm, teşekkür ederim de. Ya biz ona Türk pop müziği demeyelim istersen. Ne diyelim? Ya ne diyelim, popçuları kızdırmayalım. Diyelim ki mesela Türk yok müziği diyelim. İşkence tınıları diyebiliriz. Eziyetin tarihçesi diyebiliriz mesela. Yapma ama yani gayet de keyifli şarkılar yapıyorsun. Ben çok eğleniyorum senin şarkılarında. Gayet ya, güzel şarkılar. Senin nasıl bir eğlence anlayışın var Allah aşkına Ömür ya? Çökelekle eğlence mi olur Allah aşkına ya? Neden olmasın ki yani? Ben gayet eğleniyorum. Bu çökelekte, ham çökelekte gayet eğleniyorum ben. Hatta bu ham çökelek değil mi? Geçen bir tane televizyon programında... O ham çökelek program şeyinde klibinde oynayan kızla kavuşturdular. Ne evet kadar ya. Kocaman kız olmuş. Ne tatlı olmuş o. Ne kadar ya güzel evet, olmuş canım o. Benim ya. Sanaz adı. Gerçi ben o ham çökelek klibi çekildikten sonra o kızın belki ruhsal travma geçirdiğini düşündüm. Ama çok sağlıklı gördüm onu. Yani gayet iyiydi. Yani. Gayet güzel şarkıydı yani. Neyse. Tabii insanların şimdi Atilla Taş'ı aslında değil mi? Böyle yeniden tanımaya başladığı günlerdeyiz. Yani kimse senin bu kadar komik bir adam olduğunu bilmiyordu. Evet ya bak işte Twitter eğer bundan 15 sene önce olmuş olsaydı ben kendimi daha iyi ifade edecekmişim, daha iyi anlatacakmışım. Hem de en azından birisi çıkıp şey diyebilirdi. Ya kardeşim ne yapıyorsun ham çökelek diye şarkı mı olur? Yapma ama yani. Ha? Haksızlık ediyorsun kendini yani. O kadar da değil ya. Haksızlık meczlik maksızlık ettiğim yok. O kadar karışma da değil. Sen. Ki keyfimiz yapışa yapamıyoruz şey demiyoruz ya. Programa bak. Atilla peki bu Erevizyon'a katılma değil mi? Bir şey vardı bu. Erevizyon'a katılman için senin kampanya yapıldı bayağı. Ha o şey... Erevizyon'a katılmama kararından sonra TRT'nin bir tepki olarak beni Erevizyon'a göndermek istediler. Şimdi gitseydik aslında çok iyi olurdu biliyor musun yani? Bir kere ben sana bir şey söyleyeyim mi? 12 puan Yunanistan'dan garanti almıştık abi. Yani senin bir de Yunan iteleme durumun vardı değil mi? Evet beni evet. Ne ayıp ya. Yam Yam Style şarkısından sonra beni Yunanistan'a itelediler ama yakın bir yere itelediler ya sağ olsun. Amerika'ya falan iteleselerdi var ya ben orada bir müziği yapsaydım beni iğneyle uyuturlardı. Çak kak diye kalırdım. Ya kardeşim böyle. Kardeşim anlamıyorum yani sen niye bu kadar aşağılıyorsun ki kendini? Yam Yam Style ben gayet eğlendim gayet keyifli bir şarkıydı yani orijinali sanki çok mu iyiydi Yam Yam Style'ın? Anlamıyorum. Bir dakika. Çok bozuyorsun beni. Yapma Allah aşkına. Ne yapıyorum abi? Savunuyorum seni. Üzülüyorsun abi. Neyi savunuyorsun? Abi seni savunuyorum. Seviyorum çünkü seni ona savun... Ya beni anam babam sevmiyor ya. Sen nereden seveceksin be kardeşim? Bırak. Tweetlerine seri numarası koydurmuşsun. Hı. Neden? Ya abi tweetleri çalıyorlardı. Yani... Tweetlerimi çalmasınlar diye seri numarası koydurttum. İyi yapmışsın. Çünkü çok güzel tweet. Ya övüp durmasana beni kardeşim. Niye övüyorsun beni ya? Övme beni. Ne yapayım abicim ne yapayım ben anlamadım seni yani. Seviyorum abi anlam. Ne yapayım yani? Ya düzgün sorular sorsana. Sorsana David Copperfield'i sor. Sinan Akçılı, Ajdar'ı, Ömürge'di sorsana. Ulan siz şey desene siz tarikat mısınız diye sorsana ya. Ben sana niye öyle küfredeyim? Niye öyle şeyler söyleyip küfredeyim? Sen olayı çok yanlış anlamışsın. Yürü yani. Tamam. Sorma bana. Tamam yürü. İstemiyorum. Sorma bana soru. Mazoşist herif bu. Mazoşistmiş bu. Ne güzel şarkıların falan yani. Ben seviyorum şarkılarını. Anlamıyorum ki. Tamam bak. Şimdi güzel bir soru geliyor. ben buradan atlarıma katılmışsın, doğru mu? Katıldım. Kafanı orada bir yere vurmuşsun ve yani 17 dikiş atılmış. Evet, atıldı. Geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun.